Sevgili Finans ve Borsa kanal takipçileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte altın tarafında çok ciddi bir noktayı konuşacağız. Altın tarafında hatta dolar ve altın tarafında çok çok önemli bazı noktalar var. Dolar tarafını farklı bir videoda konuşmak için bu videonun içerisine girmeyeceğim. Burada altın ve gümüş yatırımcısı için çok önemli belli başlı noktaları işaret edeceğim. Belli başlı noktaları sizlerle konuşacağım. Direkt gümüşün grafiğine bakmamıza gerek yok. Zaten altınla korelasyonlu bir şekilde ilerlediğini biliyoruz. Şimdi altındaki olay nedir? Öncelikle sizlere şunu söyleyebilirim ki grafikten korkmayın. Hepsini tek tek sizlere çok anlaşılabilir bir biçimde anlatacağım. Yani grafiğin karmaşıklığı sizin aklınızı karıştırmasın. Ondan önce kanala abone olup beğeni butonlarına basarak bizlere destek olursanız hemen videoya geçelim. Bizim 24 Aralık'ta çektiğimiz bakın 24 Aralık tarihinde çektiğimiz altında müjde, altın yatırımcısına müjde tarzında bir video vardı ve kapak fotoğrafında da yüzde %30 kar marjı var diye bir yazı bulunuyordu. Tabii ki bunların hepsi belli başlı teknik verilere dayanarak, belli başlı temel verilere dayanarak çekiliyordu. Şu an gördüğünüz gibi 24 Aralık tarihine bakalım. Şöyle dip seviyesinden tepe seviyesi, ortalarını bir yerinden aldığınızı düşünürsek şu an yukarı yönde yüzde %20'lik bir kar marjı verdiğini görebiliyoruz. Çoktan yüzde %20'yi verdi. Bizim peki burada %30 dememiz nedendi? İşte şurada gördüğünüz alttan gelen sarı kanalın içi içerisine girecek olması ve şu şekilde girdiğinde bizlere %30 Kâr marjını söylüyordu. Yani aslında çizdiğimiz ve yaptığımız yorumların tamamı attığımız başlıklara kadar bilimsel verilerle, bilimsel analiz metotlarıyla birbirine uyum sağlıyor. Şu anda o videoda yani 24 Aralık tarihinde işleme girenler şu an çoktan altın tarafında yüzde %20 kazandı bile. Fakat bundan sonra belli başlı olumsuz olaylar olma ihtimali çok yüksek. Evet birkaç tane olumlu olay bir tane de çok büyük olumsuz olay söyleyeceğim sizlere. Tekniğe baktıktan sonra. Şimdi Wave Trend tarafına geldiğimizde altının bir gün içerisinde artık yarın itibar ile bir al konumuna gelmesini bekliyoruz. Hatta biz bunu günlükten 8 saatliğe çevirirsek zaten al konumuna geldiğini görebiliyoruz. Şimdi tekrar günlüğe geri gidelim. Wave Trend'de al gelebileceğini biliyoruz. RSI çok güzel bir para girişiyle karşı karşıya. Yani RSI çok güzel bir alım söylüyor bize. Özellikle RSI'nin hareketli ortalamasını da yukarı yönde kırarsa gidişat güzel olacaktır. 9 günlük üstel hareketli ortalamanın üzerine çıkması yine gayet güzel. Çizdiğimiz dirençlere bakarsanız ne kadar milimetrik çalıştığını görebiliyoruz. Burada yeni bir direnç devreye giriyor. Bizim için artık yeni direnç 800 TL direncidir. Bu 800 TL direncini kırdıktan sonra artık bu yükseliş kanalının içerisine girdiğini göreceğiz ama 800 TL direnci bizim için çok önemli bir direnç. Çünkü bu araya aslında bir de olay sıkışmış oluyor. Bu olay da bizi çok kötü etkileyecek. Bu olaydı. Şimdi sizlere geçmeden önce şunu da söyleyeyim. Bu direncin içerisine girdikten sonra yükseliş kanalına girer Bu yükseliş kanalından sonraysa Artık yükselişi çok rahat olur Burada o zaman yeni güncelleme videolarıyla Hedef fiyatımızı yine tekrar sizlere söyleyeyim de ben 845 liralar olacaktır yani 800 lirayı kırdığında Gidebileceğimiz nokta 845 liralar seviyesi olacaktır Şimdi şöyle bir olay var ki bunu Dolar tl'de de bakabiliriz bakın dolar tl'de de Aynı şekilde bir yükseliş başlıyor Fakat bu yükselişin hacimlerine çok dikkat edin Bu yükselişin hacimleri çok çok kritik

RSI'de yukarı yönlü bir çıkış görüyoruz. Hacim burada çok önemli bizim için. Çünkü hacimsel yukarı gidiş yok. Üstel hareketli ortalamaya baktığımızda hareketli ortalamanın üzerine çıktığını göreceğiz. Fakat dediğim gibi hacimsiz bir çıkıştan bahsediyoruz. Altın tarafına geri döndüğümüzde şimdi olayları konuşmamız gerekiyor. Çünkü teknikleri konuştuk. indikatörleri yorumladık. Güzel direnç noktalarını da sizlere söyledik. Bu saatten sonra dikkatli olmamız gereken en önemli olay 3 Ocak olayı. Şimdi 3 Ocak olayı medyada o kadar fazla abartıldı ki özellikle işte 3 Ocak'ta doların kritik tarihi. Doları 3 Ocak'ta şok olacak. 3 Ocak'ta şöyle olacak. 3 Ocak'ta böyle olacak. E şimdi bizim altınımız zaten doğrudan dolara bağlı bir enstrüman olarak devam ettiği için tabii ki aslında doğrudan değil ama iki faktörden bir tanesi dolar. Ya dolar ya da gram fiyatının artması gerekiyor burada gram altının artması için. Çünkü ons bazlı olduğu için. Burada dolarda bir düşüş beklenebilir 3 Ocak tarihinde. Nasıl bir düşüş beklenebilir? Medyada o kadar fazla abartıldı ki aslında bu kadar gündem edilmese, bu kadar konuşulmasaydı dolarda evet enflasyon verileri hesaplandığına ya kardeşim bu kadar enflasyon çıkmış o denilen istenense ben kur korumalı mevduat hesabına yararlanmam denilecekti. Fakat e, o kadar fazla 3 Ocak olayı anlatıldı ki enflasyon şöyle çıkacak enflasyon böyle çıkacak 3 Ocak'a dikkat aman 3 Ocak diye ben bunu doğru olarak bulmuyorum. Çünkü bu kadar fazla bir olayın bir tarihin üzerine yoğunlaşırsanız o tarihte bir kere TÜİK veri açıklamayabilir. O tarihte açıklanacak verileri çok fazla oraya dikkat çektiğiniz için indirgeyebilir. Ki ben daha önceki bir videomda bunun tehlikesini anladığım için 3 Ocak tarih değişti diye sizlere bir video çekmiştim. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyordu. Bu yüzden tekrar güncellemeye çalışıyorum. 3 Ocak diye enflasyon verisinin açıklandığı tarihin üzerinde bu kadar durulmaması gerekiyor ki burada bazı noktaları uyandırmış olunmasın. Bazı noktaların veriler üzerinde hafifletme yapması veya veriyi geç açıklaması gibi olaylar yaşayamam yaşamamamız için burada mutlaka 3 Ocak gibi spesifik tarihin üzerine bu kadar düşülmemesi gerekiyordu. Şimdi 3 Ocak tarihinde bu kadar medyatik olay olduğu için yani bu kadar insanların gözüne bütün youtuberlar bütün herkes çekip soktuğu için 3 Ocak'ta enflasyon verileri düşük açıklanırsa komple tepetaklak oluruz. Veya beklenti o kadar yüksek kaldı ki bakın piyasalar biliyorsunuz bir olağan, bir de beklentiye göre yorumlanır. Beklenti şu an 3 Ocak için o kadar yüksek oldu ki eğer beklenti açıklanmazsa ne olacak? Beklenti kadar bir açıklama olmazsa dolarda geri çekilme olacak. Bu da altına bir sinyal atabilecek. 3 Ocak açıklanana kadar buradaki hedef seviyemiz 800 liraya doğru altın ilerleyecektir. Bunun iki tane daha başlayacağı nedeni var. Onları da söyleyeceğim. 800 liraya kadar ilerleyecektir. 800 liradan büyük ihtimalle 3 Ocak'ta tatmin edici bir enflasyon verisi açıklanmadığı için Aşağı yönlü çekilme gerçekleşecektir. Hemen biz devam edelim. Burada ikinci olayımız e, altının artmasındaki bir neden de altında vakaların çok ciddi şekilde artmasıdır. Biliyorsunuz artık üniversitelerin bazıları kapanmaya falan gitti hatta. Vakalarda çok ciddi bir artış gördük. E tabii ki bu tip krizlerde pandemi gibi savaş gibi krizlerde en önemli şey rezerv para birimi olan dolar ve yine altına kaçmak kıymetli madene kaçmak olduğu için. Burada bu e, virüs sayımızın bu kadar fazla artması vaka sayısının bu kadar fazla artması da yine altının yükselişindeki en önemli etkilerden bir tanesi oldu. Bir diğeri ki kötü senaryoyu söylüyoruz. Eğer vaka sayıları bu oranda devam ederse ve bizim en çok umutlu olduğumuz en çok döviz girişini beklediğimiz yaz turizmini vurursa o zaman işler bambaşka olacaktır. O zaman o zamanki konjektüre göre yeni bir analiz, yeni bir inceleme gerçekleştirmek zorunda kalacağız. Ama şu an görünen turizmde kapanma varmış gibi gözükmüyor. Önümüzdeki bir hafta on gün bizim için çok kritik. Eğer vaka sayılarının atmaya devam ettiğini görürsek turizm gelirinin beklentisinin düştüğünü göreceği için yaptırımcı biraz daha oradan çekişe aşağı doğru gelmeye başlayacaktır beklenti yorumlandığı için. Şimdi hemen bir özetlemem gerekirse sizler için dediğimiz gibi 24 Aralık tarihinde videoyu izleyip buradan hamle yapanlar için ortalama şöyle tutturarsak en dip seviyelerden bulanlar için yüzde %20 üzerinde bir kar marjı elde edildiğini görüyoruz. Minimumda yüzde %15 civarında bir kar marjı elde edildiğini görüyoruz. Burada 738 740 direncimizin kırıldığını ve hedefin 800 olduğunu ve muhtemelen de 800'e doğru gideceği biliyoruz. Fakat buradan 3 Ocak olayıyla birlikte ciddi bir tepki alabilir. Aşağı kadar gelebilir. Ama vaka sayılarının bu seviyelerde kalması eğer ki kalırsa tabii ki bunu istemeyiz hiçbirimiz ama bu seviyelerde kalırsa şuralardan bir güç alır ve tekrar direncinde kırarak yukarı yönlü gitmeye başlar. Tabii ki turizm olayı bunun diğer bir olayı olarak gözüküyor. 800'e kırdığı zaman artık hedefim burada 840'lar ve üzeri olduğunu artık bu yükseliş trendinin içerisine girip devam ettiğini görebileceğiz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanala abone olup beğeni butonuna basarak bizlere destek olabilirsiniz. Aynı zamanda kanala abone olduktan sonra zil bildirimini açarsanız da tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.